Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde periyodik sistemde gruplar ve özelliklerinden bahsedeceğiz. A ve B gruplarını tek tek ayırıp özelliklerine değinmiş olacağız. Öyleyse başlayalım. Periyodik sistem A ve B gruplarından oluşmuştur. Biz bu grupları tek tek inceleyeceğiz. Biz 8 tane A, 10 tane B grubu olduğunu biliyoruz. Öyleyse 1A grubuyla başlayalım. 1A grubu elementleri. Biz 1A grubu elementlerine diğer bir ismiyle alkali metaller de diyoruz. Bu gruba alkali metaller denir. Hidrojen hariç bu grubun elementleri hidrojen, lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, cesyum ve fransiyumdur. Arkadaşlar burada hidrojen hariç hepsi metaldir. Çünkü hidrojen nedir? Ametaldir. Bu grupta yer alan hidrojen bir ametaldir. Bileşiklerinde artı bir yüke sahiptir. Metal bileşiklerinde ise hidrür ismini alır ve eksi bir yük kazanır. Değerlik elektron sayıları yani son katmandaki elektronları 1A grubunun 1'dir. Elektron vermeye çok yatkındırlar. Bileşiklerinde artı bir iyon yüküne sahiptirler diyebiliyoruz. Genellikle iyonik yapılı bileşik oluştururlar. Biz iyonik bileşiği oluştururken ne diyorduk? Metal ve ametalin birleşmesiyle iyonik bağlı bileşik oluşuyordu. Bu durumda hidrojen hariç hepsi metal olduğu için ametallerle ne yapıyorlar? İyonik yapılı bileşik oluşturuyorlar. Bu grup oldukça aktiftir. Isı ve elektriği iletirler. Çok yumuşak metallerdir. Halojenlerle yani halojenler 7A grubu elementi tuz oluştururlar. Su ve asitlerle tepkimeye girerek bunlar H2 gazı oluşturuyorlar. Doğada serbest halde değil bileşik halinde bulunurlar. Şu şekilde çünkü çok aktif oldukları için bileşik halinde bulunuyorlar. Atom halinde bulunmuyorlar. Biz tepkimeye örnek yazacak olursak mesela sodyum ve suyun tepkimesinden sodyum hidroksit ve H2 gazı görmekteyiz. Burada H2 gazını gösterelim. Aynı zamanda sodyum metalini bir de kuvvetli asit olan hidroklorik asitle tepkimeye soktuğumuzda sodyum klorür ve H2 gazı açığa çıkarıp tepkime sonucunda da H2 gazını görmüş bulunmaktayız. Gelelim 2A grubu elementlerine. Diğer bir ismi toprak alkali metallerdir. Yani biz bu gruba ne diyoruz? Toprak alkali diyoruz. Bu grubun elementlerine baktığımızda B ile gösterilen berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdur. Biz bunu kodlamak istersek eğer şu şekilde yapabiliriz. Ben mağazada çalışırken babama rastladım diyebiliriz bu şekilde ezber yapmak istersek. Berilyum bileşiklerinin kovalent karakterleri vardır. Değerlik elektron sayıları bakın A grubun önünde 2 mi var? O zaman bizim değerlik elektron sayımız kaç? 2. Yani son katmanda 2 elektron var demektir. Elektron vermeye bunlar oldukça yatkındırlar. Çünkü arkadaşlar 2A grubunun hepsi tümü metaldir diyebiliyoruz. Genellikle iyonik yapılı bileşikler oluştururlar. Bunlar metal olduğu için yine ametallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Aktiftirler, ısı ve elektriği iletirler. Alkali metallere göre daha sert metallerdir. Çünkü alkali metaller çok yumuşak metallerdi. Halojenlerle yani 7A grubu elementleriyle tuz oluştururlar. Kalsiyum ve baryum gibi metaller oda koşullarında suyla H2 gazı oluştururlar. Burada berilyum hariç su ile tepkime girerek H2 gazı açığa çıkarıyorlar. Örnek verecek olursak mesela kalsiyum metalini düşünelim. Kalsiyum katısı
Ben bunu suyla sıvı hali yani tepkimeye soktuğumda kalsiyum hidroksit ve H2 gazı elde ederim. Asitlerle de tepkimeye sokunca ben H2 gazı açığa çıkarıyorum. Mesela yine kalsiyum katısını ben kuvvetli bir asit olan hidroklorik asit ile tepkimeye sokarsam eğer suda diyelim. Kalsiyum klorür çözeltisi suda ve yine aynı şekilde H2 gazı açığa çıkmaktadır. Tepkimede de gördüğümüz üzere. Aynı zamanda iki A grubu elementleri berilyum hariç oksitlerinin su çözeltisi bazik özellik gösteriyor. Berilyum oksitin istisnası nedir? Berilyum oksit amfoter bir oksittir. Bunlar da sorularda karşımıza çıkmaktadır. Gelelim önemli bir notumuza. Alkali ve toprak alkali metallerin oksitleri su ile tepkimeye girerek bazları oluşturuyorlar. Yani arkadaşlar biz ne diyoruz? Metal oksitler bazik özellik gösterir diyebiliyoruz. Metal oksit. Neden bazik özellik gösteriyor? Bakın ben suyla tepkimeye soktuğumda her ikisini de baz açığa çıkardım. Bu sebeple bazik özellik gösterirler diyebiliyoruz. Örnek birinci soru. Yukarıda katman elektron dizilimleri verilen elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X'e bakalım 281 diyor. 3. periyot 1A grubu elementi. Y'ye bakalım 4 tane katmanım olduğu için 4. periyot son katmanda 1 elektron olduğu için yine 1A grubu elementi. Z'ye bakalım 3. periyot son katmanında 2 elektron olduğu için 2A grubu elementi diyoruz. Buna göre öncüleri yorumlayalım. A seçeneğine baktığımda X ve Y'nin benzer kimyasal özellik gösterdiğini söylüyor. İkisi de 1A grubu olduğu için aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterirler. Doğru. X ve Z aynı periyot elementleridir. X'e bakalım 3. periyot, Z'de 3. periyot, ikisi de 3. periyot olduğu için aynı periyottur diyebiliyoruz. Değerlik elektron sayılarına baktığımızda bakın Z'nin son katmanında 2 elektron mu var? O yüzden Z'nin değerlik elektron sayısı 2. Bakın X ve Y 1A grubu olduğu için ikisinde değerlik elektron sayısı 1. Bu sebeple doğru bir ifadedir. Elektron verme eğilimlerine baktığımızda elektron verme isteği soldan sağa genellikle azalır. Yukarıdan aşağı artar. Bu sebeple Y elementi 4. periyot 1A grubunda olduğu için elektron verme isteği en fazla olandır. O zaman sıralamamız şu şekilde olur. Y büyüktür, X büyüktür, Z olmalıdır. Bu sebeple öncülümüz yanlıştır. Cevabımız D seçeneğidir diyoruz. X, Y ve Z atomik yapılı elementlerdir. Bu da doğru bir ifadedir. Örnek 2. X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki konumlarına ait bir kesit yandaki şekilde verilmiştir. Y artı iyonunun elektron dizilişi helyum sol gazı ile aynı olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakın Y artının elektron dizilişi diyor. Helyum artı 2 sol gazı ile aynıymış. Yani bunun da elektron sayısının 2 olduğunu söylüyor. Bu durumda Y'nin proton sayısına baktığımda 3 oluyor. O zaman Y'nin proton sayısı 3 ise arkadaşlar X de hidrojen atomudur diyorum. 1A grubu elementidir. Buna hidrojen dedim. Bu durumda Z 2A grubu oluyor. Burası da 1A grubu elementi oluyor. Buna göre önceleri yorumlayalım. X ve Y alkali diyor. Hayır, X metal değil. İstisna ametal. Bu sebeple bu öncül yanlış. Z 2A olduğu için toprak alkali. Birinci öncül yanlış. Z kararlı bileşiklerinde artı 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Çünkü Y 2A grubu elementidir. 2A grubu bileşenlerinde artı 2 yükseltgenme basamağına sahiptir diyebiliyoruz. Doğru bir ifadedir. Y ve Z'nin hidrojenli bileşikleri asit özelliği gösterir diyor.
Y ve Z'ye baktığımda 1A ve 2A grubunun hidrojenli bileşikleri metal olduğu için metalle ameten ne yapar? İyonik bağlı bileşik oluşturur. Asit özelliği göstermez. Asit özelliği gösteren halojenli 7A grubu elementleridir. Bunlar mesela hidroklorik asit, hidrobromik asit gibi. 7A grubu için geçerlidir. Bu sebeple 3. öncül de yanlış bir ifadedir. Bana soruda doğru olanı sorduğu için cevabım yalnız 2, yani B şıkkı diyorum. Doğru. 3A grubu elementleri. İYUPAC sistemine göre 13. grup elementleridir. Neden 13. grup elementi? Bakın biz 1A ve 2A'ya ne diyoruz? 1. grup, 2. grup diyoruz, değil mi? Daha sonra burada 10 tane B grubu var bakın. Ne oldu? 12 oldu. Demek ki 3A nereden başlayacak? Bu kısım önemli. 13. gruptan başlayacak. Bu gruba biz ne diyoruz? Toprak metalleri diyoruz. Özel bir ismidir. Toprak metalleri. Bu grubun başlıca elementlerine baktığımızda B ile gösterilen bor, alüminyum, galyum, indiyum, metalyum diyebiliyoruz. Kodlama yapacak olursak bak almazsan kaba, indirip tartmam da diyebiliriz. Grubun ilk üyesine baktığımızda bor elementidir. B ile gösterilir. Bor nasıl bir elementtir? Yarı metal özelliği gösteren bir elementtir. 3A grubu elementlerinin değerlik elektron sayısı. Bakın A grubunun önünde 3 mü var? O zaman değerlik elektron sayısı 3'tür. Elektron vermeye yatkındırlar çünkü metaldirler. Bileşiklerinde artı 3 iyon yüküne sahiptirler. Aktifliklerine geldiğimizde 1A ve 2A grubu elementlerinden daha az aktiftirler. Metale ait özellikler iletkenlik gibi, işlenilmesi gibi bunları gösteriyorlar. Alüminyum elementinin özel bir özelliği var. Bu amfoter olmasıdır. Yani hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye giriyor. Aynı zamanda 3A grubu elementleri yukarıdan aşağı inildikçe metalik aktifliğin arttığını da görüyoruz. Bu da önemli bir öncüldür. Aynı zamanda borun kimyasal tepkimeye girme eğilimi oldukça azdır diyebiliyoruz 3A grubu elementlerinde. Geldik önemli bir notumuza. Amfoter metaller hem asitlerle hem de bazlarla tepkime veren metallerdir. Bunlar alüminyum, kalay, kurşun, çinko, krom, berilyum amfoter metallere örnektir. Bu metallerin oksit ve hidroksitleri de aside karşı baz, baza karşı asit özelliği gösterirler. Bu metallerin oksitleri suda çözünmez. Yani alüminyum örneğine baktığımda alüminyumun oksidi asitle tepkimeye girdiğinde baz özelliği vermiş, tepkime gerçekleşmiş. Alüminyum oksit bileşiği aynı şekilde sodyum hidroksitle de tepkimeye girdiğinde burada da asit özelliği göstermiş. Her iki durumda da tepkimeye giriyor. Baza karşı asit gibi davranırken asite karşı baz gibi davranıyor. Çünkü amfoter bir metaldir. 4A grubu elementleri. Diğer bir ismi karbon grubudur. Grubun ilk elementi olduğu için ismini almıştır. İYUPAC sistemine göre 14. grup elementidir. Çünkü 1A ve 2A bakın neydi? 1. grup, 2. grup, sonra ortaya 10 tane B grubu geliyor. O yüzden daha sonra 3 ve 4A şeklinde olunca 14. gruba tekabül ediyor. Bu grubun ilk üyesi karbon olduğundan dolayı ismini vermiş karbon grubu olmuş. Karbon grubu. Bu grubun başlıca elementlerine baktığımızda karbon, silisyum, germanyum, kalay ve kurşundur. Şu şekilde de kodlayabilirsiniz. Civcivi size getirirken sınıfa pisledim. Bu şekilde siz kendiniz de örnekler verebilirsiniz. Grubun ilk yarısı karbon ametaldir. Silisyum ve germanyum yarı metaldir. Bakın bu istisnalar çok önemli. Bunları bileceğiz.
Özellikle sorularda soruyorlar. Kalay ve kurşun ise metaldir. Değerlik elektron sayısına baktığımızda bakın 4 tanemde ne var? 4 var. O zaman değerlik elektron sayısı 4'tür. Karbon eksi 4 ile artı 4 arasında yükseltgenme basamaklarına sahiptir. Çünkü bakın şöyle düşünebilirsiniz. 4A grubu oktetini tamamlaması için 4 elektron alması gerekiyor. Biz anyonlara elektron alan diyorduk. O yüzden eksi 4 ile artı 4 arası diye yorumlayabiliriz. Kurşun değişken değerliklidir. Bu sebeple hem artı 2 hem de artı 4 gibi farklı yükseltgenme basamaklarına sahiptir. Karbon organik bileşiklerin temel elementidir. Kovalent yapılı bileşikleri oldukça fazladır. Silisyum ve germanyum yarı metal olmaları nedeniyle yarı iletken özellik gösterirler diyoruz. Örnek 3. Alüminyum elementi ve oluşturduğu bileşikler ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Alüminyum nasıl bir metalde? Amfoter bir metalde. Bu sebeple doğru. Alüminyum hidroksit bileşiği hidroklorik yani kuvvetli bir asit tepkime verir diyor. Alüminyum hidroksit nasıl bir bazdı? Alüminyum amfoter olduğu için baz özelliği gösterir diyorduk. Bu sebeple asit ile tepkime veriyor. Hatta tepkimesini yazdığımda alüminyum hidroksitin 3 mol hidroklorik asit ile tepkimesinden alüminyum klorür ve 3 mol su açığa çıkmaktadır. Tepkimesini bu şekilde görebiliriz. Alüminyum oksit bileşiği suda çözünmez. Bu da doğru bir ifadedir. Hem asitlerle hem bazlarla amfoter olduğu için tepkime veriyor. Ama suyla tepkime vermiyor. Bu sebeple doğru. Cevabım her üçün olduğu E seçeneğidir. Örnek 4. XO2 bileşiğinin bir molekülü toplam 22 elektron içermektedir. Buna göre X elementi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Öncelikle bakın ben toplam elektron sayısını bulurken bileşiğimi yazdım. X'ten bir tane var. X çarpı 1 dedim. Artı oksijenden 2 tane var. 2 çarpı diyorum. Bakın proton sayısı burada 8 mi vermiş? Elektron sayısı da 8'dir. O yüzden nötr olduğu için. 22'ye eşitledim. Buradan X'i çektiğimde 22 eksi 16'dan X'im benim 6 geldi. Proton sayım. Bu sebeple ben X6'nın elektron katman dizilimini açtığımda 2'ye 4 şeklinde görüyorum. Bakın 2 tane katman olduğu için ikinci periyot diyoruz. Son katmanında 4 elektron olduğu için ikinci periyot 4A grubu elementi. Ben 4A grubuna ne diyordum? 14. grup diyordum. İkinci periyot 14. grup elementi doğru bir ifadedir. Şimdi XO2'ye baktığımızda X ametal mi? Arkadaşlar ametal oksitler ne özellik gösteriyor? Asit özelliği. Bu asit özelliği gösterdiği için baz ile tuz oluşturur. Doğru bir ifadedir. Bileşiklerinde artı 2 değerlik almaktadırlar. Doğru bir ifadedir. Artı 4'e kadar çünkü değerlik alıyor. XH4 bileşiğinde eksi 4 değerlik alır diyor X için. Çünkü hidrojen burada artı 1 çarpı 4'ten artı 4. Bakın şurada yapalım. XH4. Şimdi X ametal olduğu için hidrojen burada ametallerle ne yapıyor? Artı değerlik alıyor. X'in değerliğini bilmiyorum. Artı diyorum 4 çarpı artı 1. 0'a eşit diyorum. Buradan X ne geldi? Eksi 4 değerlik geldi. Bu da doğru bir ifadedir. E seçeneğine bakalım. XO bileşiği. Bakın ametalin oksijence fakir elementleri ne özellik gösteriyordu? Nötr özellik gösteriyordu. Nötr oksit olduğu için bu nötr oksitler asit ve bazlarla tepkime vermiyordu. Bu sebeple NH3'de baz olduğu için tepkime girer demiş. Yanlış bir ifadedir. Tepkime kesinlikle girmez. Bu sebeple cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Şimdi oksitlere değinelim. Yarı iletken metallere az miktarda yabancı madde ilave ettiğimizde biz iletkenliklerini artırıyoruz. Bu işleme doping denir. Metallerin elektriksel iletkenlikleri serbest değerlik elektronları yardımıyla olur.
Karbonun allotropu olan grafit hariç ametaller elektriği iletmezler çünkü serbest değerlik elektronlarına sahip değiller. Ametal özel oksitler genellikle asidik özellik gösteriyor. Peki bu neden asidik özellik gösteriyor diyecek olursak, ametallerin oksijen ile oluşturdukları bileşiklere biz ametal oksit diyoruz. Ametal oksitlerin su çözeltileri asit özellik gösteriyor. Bakın örnek verdiğimde mesela karbondioksit bir ametal oksit midir? Ben bunu suyla tepkimeye soktuğumda ne oluşuyor? H2CO3 oluşuyor. Yani burada bir asit oluşuyor. Aynı şekilde SO3'ü de suyla tepkimeye soktuğumda ne oluşuyor? Sülfürik asit oluşuyor. Her iki durumda da asit oluştu gördüğümüz üzere. Bu sebeple suyla çözündüğünde asit özelliği gösterir diyoruz. Ametallerin oksijence fakir olan oksitleri ise nötr özellik gösteriyor. Bunlar arkadaşlar ne suyla ne asitlerle ne bazlarla tepkime vermiyorlar. Nötr oksitlere örnek olarak arkadaşlar burada karbon monoksit, azot monoksit ya da burada N2O da verebiliriz. Burada oksijen tek olması önemli. Nötr olması için diyoruz. Evet arkadaşlar gelelim 5A grubu elementlerine. Biz 5A grubunun diğer bir ismine ne diyoruz? Azot grubu diyoruz. Neden azot grubu dedim ben? İlk elementi azotla başladığı için. ÜPAC sistemine göre bunlar kaçıncı grup elementi? Bakın 1A ve 2A'ya 1. 2. grup dedim. 10 tane B grubu geldi. Ondan sonra 13. grup 3A, 14. grup 4A, 15. grup da 5A diyoruz. Bu sebeple 15. grup elementidir. Bu grubun ilk üyesi azottan dolayı azot grubu ismini almış. Bu grubun başlıca elementlerine baktığımızda N azot, P fosfor, AS arsenik, buradaki SB antimon, ve arkadaşlar B ile gösterilen de bizmuttur. Ben bunu kodlamak istersem ne para aşı sabri bizimkisi diyebilirim. Bu şekilde de ezberleyebiliriz. Grubun ilk iki üyesine baktığımızda azot ve fosfor elementleri ametal. Arsenik ve antimona baktığımızda bunlar yarı metal. Bizmut ise metalik özellik gösteriyor. Bakın bu istisnalar çok önemli. Özellikle test sorularda karşımıza geliyor. Değerlik elektron sayısı bakın biz ne diyorduk? A grubunun öndeki sayı yani 5 miymiş? Son katmandaki elektron sayısı. Bunlar bakın oktetini tamamlaması için 5A'nın kaç elektron alması gerekiyor? 3 elektron alması gerekiyor. Bu yüzden -3 ile +5 arasında yükseltgenme basamaklarına sahiptir diyoruz. Azot ve fosfor gibi elementler protein, DNA gibi maddelerde önemli fonksiyona sahiptir. Ametal olmaları nedeniyle oksitleri asitik özellik gösterir. Biz ne diyorduk? Ametal oksitler asitik özellik gösterirler diyorduk. Bu sebeple doğru bir ifadedir. Periyodik cetvelde en fazla bulunan elementler ise metallerdir diyoruz. Gelelim örnek 5. sorumuza. X ve Y elementlerinin ikisi de kendi atomları ile kovalent bağlı moleküller oluşturabilmektedir. Yani kovalent bileşik oluşturuyorsa ben buradan ikisinin de hem X'in hem de Y'nin ametal olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü ametal atomları kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluşturuyorlardı. Bileşiklerinde X en fazla +5'miş. O zaman X5A. Y +2 ile +6 alabileceği en fazla değerlik onun kaç A grubunda olduğunu verir. O zaman Y de 6A grubu diyoruz. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur diyor. X ametalde, Y de ametalde bu sebeple A ve B seçeneğe gitti. C seçeneği kesinlikle doğru bir ifadedir. D seçeneğine baktığımızda X 5A olduğu için ametallerin oksijence zengin oksitlerin ne özellik gösteriyordu? Bazik değil, asidik özellik. Bu sebeple yanlış bir ifadedir. X ve Y'nin değerlik elektron sayıları. Şimdi benim X'im 5A grubu.
O zaman değerlik elektronun sayısı kaçtır? A grubunun önünde 5 mi var? 5'tir. Geldim Y'ye. Y'de 6 A grubu elementi. Bu sebeple diyorum ki ben değerlik elektron sayısı 6'dır. Her ikisinin toplamı kaç oluyor? 11 oluyor. Bu sebeple bu da yanlış bir ifadedir. Cevabım C seçeneğidir diyorum. 2017 YGS sınavında bu konuyla alakalı bir soru sorulmuş. Öyleyse inceleyelim. Sodyum ve magnezyum elementleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sodyum 1. grupta 1A, magnezyum 2. grupta 2A'da bulunur diyor. Şimdi sodyum ben açtım da bakın. İlk periyot 2, sonra 8, sonra da 1 mi geliyor? Son katmanda 1 elektron olduğu için ben ne diyorum buna? 3. periyot 1A diyorum. Magnezyuma baktığımızda 2, 8, 2. Bakın 3 tane katman olduğu için 3. periyot. Son katmanda 2 elektron olduğu için de 2A grubu diyoruz. O zaman birinci öncül doğrudur. 2'ye geldiğimde her iki element de yarı metal olarak sınıflandırılır diyor. İkisi de metal olarak sınıflandırılıyor. Yarı metaller nereden sonraydı? 4A ve 5A'da bulunuyordu. Bu sebeple yanlış bir ifade. Her iki elementin de periyot numarası 3'tür diyor. İkisi de 3. periyotta olduğu için bu da doğru bir ifadedir diyoruz. Bu sebeple cevabımız C seçeneğidir. 6A grubu elementleri, diğer bir ismiyle oksijen grubu elementleri diyoruz. IUPAC sistemine göre bunlar kaçıncı grup? 16. grup. Bu grubun ilk yarısı oksijen olduğu için bu gruba oksijen ismini vermişler. Diğer bir ismi nedir? Karkojenlerdir. Bu grubun başlıca elementlerine baktığımızda oksijen, kükürt, selenyum, tellür ve polonyumu görmekteyiz. Bunları kodlayacak olursak şu şekilde diyebiliriz. Osen'in şehir tepesindeki polonyalı diye kodlama yapabilirsiniz. Grubun ilk 3 üyesine geldiğimizde İlk 3 üyesi arkadaşlar ametaldir. Buradaki teller ve polonyum ise metal özellik gösterir. 6A grubu elementlerinin değerlik elektron sayılarını bakın A'nın önünde ne var? 6 var. O yüzden 6'dır. Oksijen en düşük yani -2 yükseltgenme basamağında bulunur. Şimdi 6A'nın oktetini tamamlaması için kaç elektron alması gerekiyor? 2. O yüzden ben ne diyorum? -2 ile kendi kadar yani +6 kadar değerlik alır diyoruz. Burada en önemli metaller oksijen ve kükürttür. Burada arkadaşlar kükürt dioksit ve trioksit görmekteyiz. Bunlar asidik özellik gösteriyor çünkü ametal oksitler eğer oksijenci zenginse arkadaşlar ametal oksitler ne özelliği gösterir diyoruz biz. Asidik özellik gösterir diyoruz. Doğru bir ifadedir bu da. Şimdi en önemli bir notumuza değinelim. Oksijen bileşiklerinde genellikle ne değerlik alıyor? -2 değerlik alıyor. Ancak OF2 bileşiğine baktığımızda bakın flor sadece bileşenlerinde -1 değerlik alıyordu. O zaman -1 çarpı 2'den ne geliyor burada? -2 geliyor değil mi? Bileşiğin nötr olması için burada oksijene ne kaldı? +2 kaldı. H2O2'ye baktığımızda burada da arkadaşlar eğer oksijen burada 2 tane ise bileşenlerinde burada hidrojenle +1 çarpı 2'den +2 0 olması için buraya -2 olması gerekiyor. 2 ile neyi çarparsam -2 gelir. -1'i çarparsam bu sebeple H2O2'de de -1 değerlik alıyor. Burada arkadaşlar KO2 bileşiğine baktığımda burada 1A grubu olduğu için +1 değerli kalıyor. O yüzden -1/2 olursa eğer 2 tane buradan -1 gelir nötrler. Bu sebeple -1/2 yükseltgenme basamağına sahiptir diyoruz. Peroksitlere bakalım. 1A ve 2A grubu elementlerinin oksijenle yapmış olduğu bileşiklerde oksijenin -1 yükseltgenme basamağıdır. Burada eğer H2O2, K2O yani 1A ve 2A grubuysa hep oksijen ne değerli kalıyormuş? -1. Süperoksit dediğimiz şey de oksijenin -1/2 değerli kalması olayıdır. 1A grubu bileşiklerinde genellikle görülmektedir.
Değerlik elektron sayıları aynı olan elementler genellikle aynı grupta olup kimyasal özellikleri benzerdir. Yani 1A grubunun her zaman değerlik elektron sayısı nedir? 1'dir. 2A grubunun değerlik elektron sayısı her zaman nedir? Bakın A'nın önündeki değerlik 2'dir. Bu sebeple değerlik elektron sayıları aynıdır diyoruz. Örnek 6. sorumuza gelelim. Periyodik cetvelin 16. grubunda bulunan 1x elementi için aşağıdaki yargılardan hangileri kesinlikle yanlıştır? A seçeneğine bakalım. Bileşindeki yükseltgenme basamağı -2'dir diyor. Arkadaşlar öncelikle şunu bulalım. Eğer 16. gruptaysa, grubunda diyorsa bu nedir? 6A grubu elementidir. 6A ne alıyordu bileşiklerinde? -2 ile +6 arasında değerli kalıyordu. Bu sebeple birinci öncül doğrudur diyoruz. 2'ye bakalım. 6A olduğu için bakın değerlik elektron sayımız A'nın önündeki 6 mıdır? Doğru. Çekirdeğin proton sayısı 8'dir diyor. 8 arasında 2'ye 6 yani 6A grubu olabilir. Metaldir diyor. Arkadaşlar burada tellür ve polonyum denen elementler vardı 6A'da. Bunlar neydi? Metaldi. Bileşiklerinde +7 değerlik alamaz. Çünkü en fazla ne alabiliyordu? +6 değerlik alabiliyordu. Kesinlikle yanlıştır. Bu sebeple cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Gelelim örnek 7. sorumuza. X8 ve Y16 elementleri ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle elektron katman dizimini açalım. X8 için 2'ye 6 şeklinde açıyorum. Y16'ya baktığımızda 2, 8, 6 şeklinde açabiliriz. Her ikisinde elektron dizini açtık. X ikinci periyot 6A iken Y'ye baktığımızda 3 katman olduğu için 3. periyot 6A grubu elementi. İkisi de 6A grubudur. Yani bu sebeple aynı grup elementidir. X'in elektron alma isteği Y'den daha fazladır. Halojenler grubu değil. Halojen değil. Neydi bunun ismi? Karkojenlerdi. 6A grubu olduğu için. Halojenler 7A grubuydu. Bu sebeple 3. ifademiz yanlıştır. Bana doğru olanı soruyor. Cevabımız C seçeneğidir. 7A grubu elementleri diğer bir ismiyle halojenler. Bunlar en aktif metallerdir. IUPAC sistemine göre bunlar kaçıncı grup elementi diyecek olursak 17. grup elementidir. Latince tuz anlamında halojenler de denir. Bu grubun başlıca elementlerine bakalım. Flor, klor, brom, iot ve astatin. Bunu ben kodlama yapacak olursam fino civcivin burnunun ısırdı attı diyebilirim. Ametal özelliği en fazla olan gruptur. Doğada çift atomlu yani en az 2 tane. Bunun diğer ismi ne? Moleküler. Halde bulunurlar. 7A grubu elementlerine baktığımızda bakın bunların oda koşullarındaki halleri de önemli. Oda koşullarında flor ve klora baktığımızda bunlar gazken brom sıvı, iot ise katı haldedir. Bunlar sorularda karşımıza gelmektedir. Bu bilgiyi de bilelim. Değerlik elektron sayıları bakın 7A'nın önünde ne var? 7 var. Bu sebeple değerlik elektron sayısı 7. Flor bütün bileşiklerinde yalnızca -1 yükseltgenme basamağına sahiptir. Çünkü flor arkadaşlar en elektronegatif atom. Bunu bilelim. Klor, brom gibi elementler ise 7A oktetini tamamlamamız için 1 elektron alması gerekiyor. -1 ile kendisi kadar yani +7 kadar değerlik alabiliyor. Ametal özellikleri fazla olduğundan tepkimeye girme istekleri oldukça fazladır. -1 yükseltgenme basamağıyla elektron dizenlerini kendilerine en yakın soygaza benzetirler. Yani etrafında 7 tane elektron var. Bir tane elektron alırsa ne oluyor? Soygaza yani 8A grubuna benziyor mu? Aynı şekilde bu grubu inceleyecek olursak yukarıdan aşağıda erime ve kaynama noktalarının arttığını bilelim. Burada grubun üyesi olan astatin yani AT ile gösteriliyor. Radyoaktif bir element. Bu da önemlidir. Grupta yukarıdan aşağı aktiflikleri azalıyor. Flor en aktif ametal.
Halojenlerin elektronegativiteleri ve elektron ilgileri oldukça fazladır. Bu da önemli bir bilgidir. Bunu da bilelim. Dikkat, burada önemli bir notumuz var. Metal halojen bileşikleri tuz sınıfındadır. Bunlara örnek verdiğimizde sodyum klorür, bakın KBr. Bunlar hidrojen ve halojenin oluşma sonucu açığa çıkan tuzlardır. Bunlar hangi sınıfta diyecek olursak asit sınıfındadır. Hidroflorik asit, hidroklorik asit, bunlar ne özellik gösteriyor? Suda çözüldüğünde H artı iyonu açığa çıkardığından asidik özellik gösterir diyoruz. Geldik 8. örnek sorumuza. Elementlerden hangisinin metal olduğunu soruyor. Hepsini tek tek yapacağız. Burada azota baktığımızda 7. 2'ye 5 olarak açtım, bakın. Bu ikinci periyot. 5A grubu. Şimdi 1A, 2A ve 3A grubu metal diyorduk. Ne hariç? Hidrojen hariç. 4A, 5A, 6A, 7A ya da ne diyorduk arkadaşlar? Ametal. 8A'da neydi? Soygazdı. O zaman arkadaşlar azot ametal. Oksijene bakalım. Atom numarası 8. 2'ye 6 şeklinde açtım. Bu bir ikinci periyot. 6A grubu neye? Ametali. Neona bakalım. Atom numarası 10. 2'ye 8 olarak açıyoruz. Bu bir soygazdır. Yani 8A grubu elementi. Flora bakalım. 9. 2'ye 7 şeklinde açtım. İkinci periyot. 7A grubu elementi. Bu sebeple 7A ne diyorduk biz? Ametal. Geldik sodyuma. Sodyumu açtığımda 2, 8, 1. Üçüncü periyot. 1A grubu neyi? Metali arkadaşlar. Son katmanda 1 var. Hidrojen bir istisnaydı ametalde. Hidrojen olmadığı için son katmanda 1 elektron var. Bu bir neydi? 1A grubu metali diyoruz. Bu sebeple cevabımız E seçeneğidir. Örnek 9. sorumuza gelelim. Periyodik sistemde 7A grubu elementleri olan halojenler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır? Doğada 2 atomlu moleküler halde bulunurlar. Doğru bir ifadedir. Doğada bunlar nasıl bulunuyor? Flor 2, klor 2 gibi. Oda koşullarında katı sıvı ve gaz halde bulunabiliyorlar. Burada flor ve klora baktığımızda bunlar gaz. Brom sıvı, iyottan aklımıza gelsin. Mesela tuzun içinde var. Bu da katı halde. 3 halde de bulunuyorlar. Metallerle asit, hidrojenle tuz oluştururlar demiş. Yanlış bir ifadedir. Halojenlerin hidrojenli bileşikleri asit özelliği gösterirler. Yani buraya ne diyecektik? Asit özelliği gösterirler diyecektik. Bu sebeple yanlış. Metallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Halojenler ametal olup metaller ile iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Doğru bir ifadedir. Ametallerde elektron alma isteği en fazladır. Çünkü soğudan sağa ne oluyordu? Elektron alma isteği artıyordu. 8A zaten soygaz, ihtiyacı yok. Bu sebeple yanlış olanı sorduğu için cevabım arkadaşlar C seçeneğidir diyoruz. Şimdi gelelim ÖSYM'nin 2016 YGS sınavında sorduğu soruya. Flor elementini sormuş, hangileri doğrudur diyor. Öncelikle bir açalım elektron katman dizilimini. Nasıl açıyorum ben? 2'ye 7 şeklinde açıyorum. Bu arkadaşlar ikinci periyot. 7A grubu elementi diyorum. O zaman son katmanda kaç elektron var? 7. Bir elektron alarak oktetini tamamlar diyor. Bir elektron aldığı takdirde bu ne oluyor arkadaşlar? 2'ye 8 oluyor. Oktetini tamamlıyor. Yani son katmanda 8 elektron oluyor. Bileşiklerinde 7A grubu olduğu için ne alıyordu? Eksi 1 ile artı 7 arasında değer kalıyordu. Flor sadece eksi 1 alıyordu. Doğru. Periyodik çizelgede 5A demiş. Yanlış arkadaşlar. Biz kaç bulmuştuk? 7A. Bu sebeple yanlış bir ifadedir.
Bu durumda cevabımız ne oluyor arkadaşlar? D seçeneği oluyor. Gelelim arkadaşlar A grubunun sonuncusuna, 8A grubu elementlerine. Diğer bir ismiyle ben 8A grubu elementlerine sor gazlar diyorum. İYÜPAK sistemine göre 18. grup elementleridir. Bu gruba ne diyorduk biz? Sor gaz. Ya da arkadaşlar aynı zamanda ne diyebiliyoruz? Asal gazlar da diyebiliyoruz. Bu grubun başlıca elementleri helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radondur arkadaşlar. Ben bunu kodlayacak olursam ne diyebilirim? Her gel necip arsız karısını kesip rendeledi diye arkadaşlar can cebi kodlama yapabiliriz. Periyodik cetvelin en kararlı elementi, çünkü bunların elektron almaya ihtiyacı yok. Zaten son yörüngesinde arkadaşlar 8 elektron olduğu için elektron almasına gerek yok. Oldukça isteksizdirler, bu sebeple doğada tek atomlu yani gaz halde bulunuyorlar. Mesela ne var arkadaşlar? Neon gazı var, helyum gazı var değil mi? Kapadokya'da bu balonları uçurmaya yarayan, bunlar atom halinde bulunuyor. Değerlik elektron sayılarına bakalım. Değerlik elektron sayısı 8'dir. Sadece istisnamız var, helyum. Onun değerlik elektron sayısı 8A'da olmasına rağmen 2'dir. Bu grupta yer alan arkadaşlar kripton, ksenon. Bunların elektron alma istekleri fazla olan flor ve oksijen arasında bileşikler elde edilebiliyor. Bunu da öngörebiliyoruz. 8A grubunun aynı zamanda kimyasal tepkimeye girme eğiliminde olmadıkları için asal gazlar demiştik. Bunlar arkadaşlar küresel simetri özelliği de gösteriyor. Bakın bu çok önemli. Modern atom teorisinde de göreceğiz AYT kimyada. Oda koşullarında tümü gaz haldedir. Burası da oldukça önemli. Erime ve kaynama noktaları, bakın erime noktaları ve kaynama noktaları oldukça düşüktür. Monoatomik yapılı yani tek atomludur, kararlıdır. İyonlaşma enerjileri ise arkadaşlar oldukça yüksektir. Bu öncülleri de bilelim, testlerde karşımıza çok geliyor. Aşağıya geldik B grubu elementlerine. B grubu elementlerinin diğer bir ismi geçiş metalleridir. Arkadaşlar bunlar aynı zamanda D bloğu elementleridir. Toplam 10 tane sütunları vardır. Neden 10 tanedir arkadaşlar? Burada 8B'den 3 tane vardır. Bakın bu kısım çok önemli. Oda koşullarında katı haldedirler. Sadece civa hariç, çünkü civa oda koşullarında sıvı halde. Erime noktaları ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. İYÜPAK sistemine göre 3. ve 12. grup elementleridir. Bu gruba geçiş elementleri diyoruz. Günlük hayattan tanıdığımız demir, bakır, gümüş, altın bu gruptadır. Bu grupların tamamı metaldir. Bileşiklerin birçoğu renkli yapıdadır. Bakır bileşikleri mavi renklidir diyoruz arkadaşlar. Değerlik elektron sayıları gruptan gruba değişkenlik gösterir. Yani farklı değerlik alabilirler. Mesela bakır artı 1 ve artı 2 değerlik alırken demir hem artı 2 hem de artı 3 değerlik almaktadır. Periyodik cetvelde 4. periyottan itibaren başlarlar arkadaşlar. Elektron dizimlerini yazarken de en dış katmana 2 yazıyorum. Bir önceki 18 elektrona kadar alabiliyor. Periyodik sistemin en alt kısmında yer alan 3B grubu elementlerine biz iç geçiş metalleri veya lantanitler, aktinitler diyoruz. Gelelim 10. sorumuza. Periyodik tablonun 8A grubu elementleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Diğer bir ismi asal gazlardır ya da soy gazlar da diyebiliyoruz. Tamamı gaz haldeydi, bunu da söylemiştik. Mesela helyum gazı demiştik arkadaşlar. Kimyasal tepkime istekleri oldukça düşüktür. Tümünün son katmanında 8 elektron bulunur demiş. Yanlış bir ifadedir. Hemen helyum atomunu hatırlayalım. Helyumun neydi arkadaşlar? Atom numarası 2 idi. Bu sebeple son katmanda 2 elektron bulunduruyordu. Bu sebeple yanlış bir ifadedir. Atomik yapıldır. Yani doğada bunlar tek bulunuyor. Cevabımız D seçeneğidir diyoruz.
Gelelim 11. örnek sorumuza. Periyodik tablonun en sağında bulunan gruptaki elementlerin tümüyle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Yani periyodik tablonun en sağında ne var? 8A grubu elementleri var. Ne ile başlıyoruz? Sergele, Necip, arsız karısını kesip rendeledi diye gidiyorduk arkadaşlar. Değerlik elektron sayıları 8'de diyor. Burada helyumun neydi? Atom numarası 2 olduğu için değerlik elektron sayısı 2'ydi. Bu sebeple arkadaşlar yanlış bir ifadedir. 2 olanlar da var. Bileşik oluşturamazlar demiş. Yanlış bir ifadedir. Bazı soy gazların bileşikleri vardır arkadaşlar. Bulundukları periyodun atom numarası en büyük elementleri bunlardır. Çünkü soldan sağa ne oluyor? Atom numarası artıyor. Bu sebeple doğru bir ifadedir. Cevabımız yalnız 3'ün olduğu B seçeneğidir diyorum. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu dersimizde A grubu elementlerinden B grubu elementlerinden tek tek bahsettik. Bütün özelliklerini gördük. Sorular çözdük. İyice bu kısmı tekrar ediyorsunuz. Bir sonraki videomuzda periyodik özelliklere geçiş yapacağız. O yüzden bu konunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Periyodik sistemin hepsi birbiriyle bağlantılı. İyi çalışmalar dilerim. Görüşürüz bir sonraki videoda.